başarıya erersin diyor. İlgisi dolayısıyla demiş bir not düşmüş. Yeryüzü sakinlerinde senelerden beri hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin hüküm sürdüğüne bakılırsa, şimdi bu notu düştüğü dönemde de dünya böyleydi, hala da böyle. Hayvani nefs ve yırtıcı nefs hüküm sürmekte, insanların geneli itibarına baktığımızda zulüm almış başını gidiyor. Bu hem gayrimüslim toplumu içerisinde zaten var, İslam toplumu içerisinde de görebiliyoruz bunu. Yani Müslümanım dediği halde, yani Müslümanım dediği halde insanların içerisinde de bu şeyliği görebiliyoruz. Bu hayvani nefsin tahakkümünün altında olduğunu Müslüman kesiminde görüyoruz. Şimdi bunu not düşmüş. Diyor ki yeryüzü sakinlerinde senelerden beri hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin hüküm sürdüğüne bakılırsa, günümüzde imamın ve vezirin gayip olduğu, imamın ve vezirin gayip olduğu, ortada olmadığı ve yalnız hüküm alimlerinin geriye kaldığı fakihler ve onların da nasihatlarının etkili olmadığı ve bundan dolayı Hazreti Şeyh-i Ekber'in Ankai Mugrib ismindeki değerli eserlerinde ortaya çıkışına işaret buyurdukları imamın ve Fütuhat-ı Mekkiyelerinin 366. bölümünde beyan ettikleri vezirlerinin yakın bir zamanda ortaya çıkmaları beklenmektedir. Neye işaret ediyor burada? Mehdi Aleyhisselam. Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri 12 tane tek tek imamı zikreder. 12.si Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani o buradan da şunu anlıyoruz ki işte o 12. imam gelmedi henüz daha. İşte o zuhur ettiği zaman her şey düzelecek. Görevde verilmedi daha. Ve o imamın vezirleri de olacak evet. Tabii. Onu 11. ciltte, yanılmıyorsam 11. ciltte Muhittin İbn Arabi Hazretleri şeyle alakalı, Mehdi Aleyhisselam ve vezirleriyle alakalı çok detaylı bilgi vermekte. Biz şimdi 9. ciltte işliyoruz. 11. cilde geldiğimizde o konuları çok detaylıca inceleyeceğiz. Vezirlerinden de bahsetmekte orada. Yani o bütün ilimlere sahip olan vezirleriyle birlikte işi yürütecek Mehdi Aleyhisselam. Buradan da anlaşılıyor ki işte bu imamın olmayışından kaynaklanıyor. İnsanların genelinde hayvani nefsine dönük bir yaşantı almış başını gidiyor. Her ne kadar işte hüküm alimleri, hüküm konusunda bilgi sahibi olan alimler insanları uyarsa da, tebliğ etse de, işte bunlar da çok cüzi, kısmi, lokal bölgelere tesir edebiliyor. Kendi cemaatine belki. O da şey diyorlar, her cümaç. İşte belki kendi cemaatine ancak tesir edebiliyor. Cemaatinden bir kısım kimseye tesir edebiliyor. Veya etrafındaki bir takım insanlara tesir edebiliyor. Genel itibarıyla insanların çoğunluğu hayvani nefsin tesiri altında yaşamaktadır diyor.